Meyra. Neler oluyor ha? Bu duyduklarım doğru mu? Ne demek her şey yanıp kül oldu? Holdingde hasar bu kadar büyük mü kızım? Meyra konuşsana. Niye susuyorsun? Anneciğim. Biz sana anlatacaktık ama sen üzülme diye sakladık senden. Ah, ben ne kadar aptalım. Sizin bildiğinizi sanıyordum. Çok özür dilerim Hümeyra'cığım gerçekten. Hiç hoşlanmadım ben bu kadından. Uzak dur sen de ondan. Öyle hediye verdi, yüzüne güldü diye hemen boynunu atlama. Tamam. Anneciğim bak gel sen otur. Ben her şeyi anlatacağım sana. Macide Hanım, lütfen siz hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Her şey hallolur. İnanın bana. Zararımız çok büyük tabii ama... Tarık Bey ve Kerem Bey ellerinden geleni yapıyorlar. Emin olun. Neden benden sakladınız Sümeyra? Hı? Neden benden sakladınız? Anneciğim bak, duyunca bile ne hale geldin görüyorsun, bunu biliyorduk. O yüzden bir şey söylemedik sana. Hadi sıkma canını ne olur. Deponun neredeyse tamamı kül olmuş. İki gündür bana oyun mu oynuyorsunuz? Ben çocuk muyum? Neden benden saklıyorsunuz? Sanki önemsizmiş, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Ha? Anneciğim yani niye anlamak istemiyorsun? Böyle öğrenmenizi gerçekten istemezdim. Çok üzgünüm. Bunu sizden hiç beklemezdim Hümeyra. Ne senden ne de kardeşinden. Günlerdir gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ben malında mülkünde değilim ki kızım. Veren de Allah, alan da Allah. Ama böyle kötü bir anınızda yanınızda olma hakkımı neden benden esirgiyorsunuz? Ha? Anne iyi misin? Anne otur. Macide Hanım, ah, hay Allah ya. Ne olur sakinleşin. Sakin, derin nefes alın. Anneciğim iyi misin? Bak sıkmıyorsun canını tamam mı? Vildan, tansiyon aletini getir. Ben söyleyeyim hemen getirsin. Anneciğim özür dilerim. Macide Hanım kötüleşti. Tansiyonun aletini getirebilir misin hemen? Ne? Hemen getiriyorum. Macide teyze ne oldu? Bir şey yok tatlım. Sen bana kolonyayı getirebilir misin? Dolapta. Götüreyim mi içeri? Sen gitme istersen. Ver onu bana. Ben birazdan götürürüm. Hem çocuklar böyle şeylerden kötü etkilenebilirler. Gel bakalım. Azıcık seninle sohbet edelim mi? Korkutuyorsun beni. İyiyim, iyiyim. Anne iyi değilsin. Konuşamıyorsun bile. Vildan! Geldim Hümeyra Hanım, geldim. Ne oldu Macide Hanım'a? Soru sormayı bırak da tansiyonunu ölç. Yüksek çıkarsa doktor falan çağırırız. Nasıl olur da benden bunu saklarsınız Sümeyra? Günlerdir size deponun holdingin durumunu soruyorum. İyi diyorsunuz. Anneciğim tamam sen bırak şimdi bunu ne olur. Demek siz de öğrendiniz. Sen de mi biliyordun? Macide Hanım konuşmayın, yanlış ölçecek alet. Bir ben bilmiyorum yani. Anne. Elif'cim,
Sen buraya gelmeden önce nerede yaşıyordun? Köyde annem ve babamla yaşıyordum. Peki kalacak başka kimsen olmadığı için mi buraya geldin? Anladım. Hep burada mı kalacaksın peki bundan sonra? Bilmem. Şey, kolonyaya götüreyim mi içeri? Hem belki lazım olur. Yok, merak etme. Ben birazdan götürürüm Elif'ciğim. Biz sohbetimize devam edelim. Anlatsana Elif'ciğim. Senin de ağzını bıçak açmıyor mu? Geldin mi? Macide Hanım nasıllar? Tansiyonu yükselmiş biraz. Limonlu su yapacağım. Elif'ciğim, rahatsız etmesene misafirimizi. Ah yok canım, ne rahatsızlığı. Macide Hanım'ı öyle kötü görmesin diye ben de yanımda dursun istedim. Çok şeker, maşallah. Elif'ciğim, görüşürüz, tamam mı? Ne diyordu demin sana? Hiç. Ne kadar kalacaksın burada falan diyordu. Sen içeriye gitme, etkilenirsin. Burada kal dedi. Bu niye her şeyin içinde anlamadım ki? Hay Allah. Anneciğim bak, Vildan limonlu suyunu getirir şimdi, rahatlarsın ha. Daha iyi misin? Bak kalkacak gibi olursan söyle, ben seni odana götüreyim. Dinlenirsin orada. Demek günlerdir Kerem bu yüzden bu kadar kötüymüş. Hepsi Allah'tan. Anneciğim sen şimdi düşünme bunları. Olan oldu. Ya bakacağız bir çaresine. Ya sen sıkma canını ne olur. Nasıl hissediyorsun kendini? Doktor çağıralım mı? Ah, kusura bakmayın, ben de içeride kolonya arıyordum. Tansiyonunuz çıkmış. Vildan öyle söyledi. Nasılsınız şimdi? Doktor mu çağırsak acaba? Ben de onu soruyordum şimdi. Doktora falan gerek yok, istemem. Bileklerini biraz ovalım da. Tansiyonu da ölçerim şimdi. Ondan sonra karar veririz doktor çağırıp çağırmayacağımıza. Macide Hanım, ben sizden tekrar tekrar özür dilerim. Böyle bir şeye sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Hümeyra Hanım bana çeneni tut diyene kadar Rana'yı tembihleseymiş. Onun yüzünden kadın gidiyordu resmen. Yüreğine indi. Vildan teyze, gidip bakabilir miyim Macide teyze? Geçmiş olsun derim ben. Ortalık sakinlesin, dur. Hem şu Rana denen ukala kadın bir gitsin. Ondan sonra gidersin. İyi düşmüş biraz. Oh çok şükür. Vallahi benim yüzümden hastaneye falan kaldırılsaydınız gerçekten kendimi affetmezdim. Üzülmeyin. Sizden öğrenmesem er ya da geç mutlaka öğrenecektim bir yerden. Sıkmayın canınızı. Macide Hanım. Limonlu suyunuzu getirdim. İçecek misiniz? Yok. İçmeyeceğim. Sağ ol Vildan. Anneciğim birkaç yudum iç, rahatlarsın ha. İyi gelir. Israr etme Hümeyra, içmeyeceğim. Düşmüş zaten tansiyonum. Peki anne. Biraz uzansam iyi olur. Kusura bakmazsınız değil mi? Estağfurullah Macide Hanım, ne kusuru. Tekrar geçmiş olsun. Siz rahatınıza bakın, dinlenin.
Müsaadenizle. Ben seni götüreyim odana anneciğim. Macide Hanım uzun bir süre dinlenir zannederim. Hümeyra Hanım da onu yalnız bırakmaz. Tabii. Ben çıkayım artık. Dikkat et. Hizmetçilerin çok konuşanı sevilmez peki. Misafirlerin de çok konuşanı sevilmez. Canım. Şuna bak ya. Bunun da dili amma uzamış. Terbiyesiz şey. Bu hizmetçi de Elif de bir şeyler gizliyorlar çok belli. Ama ben de Rana Kaya'ysam neler olup bittiğini öğreneceğim. Göreceksiniz. Alo, Cem. Ah, sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Ay neler öğrendim bir bilsen. Yok yok, böyle bir hikayeyi ben telefonda heba edemem vallahi. Yüz yüze konuşmamız lazım. Ben şimdi eve geçiyorum, seni de orada bekliyorum. Çabuk ol ama. Tamam, görüşürüz. İyisin değil mi anneciğim? Daha rahatsın. İyiyim, iyiyim. Kerem, yani biz sen üzülme diye bir şey söylemedik. Hem şunun şurasında hastaneden çıkalı ne kadar oldu ki? Değil mi? Seni düşündüğümüzden yani. Tam her şey yerine oturmuş derken, Kerem'im çalışma hayatına alışmışken, olacak iş mi şimdi bu? Kerim'im nasıl da heveslenmişti bu proje için. Anneciğim sen şimdi düşünme bunları. Ya bulacağız bir yolunu. Hem sen demez misin Allah'tan umut kesilmez diye. Derdini veren Allah dermanını da verir diye. Ya düzelecek her şey. Koyverme sen kendini yeterken. Bak Kerem'le ben de bir de senin için üzülüp endişelenmeyelim. Toparla kendini artık, olur mu? Peki. Hadi sen git de ben biraz dinleneyim. Tamam. Ama bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır. Anneciğim. Efendim abla. Kerem müsait misin? Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Müsaitim. Ne oldu? Sesin niye öyle kötü geliyor? Bir şey mi var? Annem. Depoda çıkan yangının basit bir şey olmadığını öğrendi. Ne? Nasıl olur ya? Kimden? Rana Hanım mı? Ne alaka? Ya ziyarete gelmişti bize. Anneme geçmiş olsun dilemek için. Annemin haberi var sanıp yangının tüm detaylarını anlatmış bilemeden. Of. Çok kötü oldu abla ya. Annem nasıl şimdi? Yani bir sarsıldı tabii. Başta kötü oldu ama şimdi iyi. Odasına çekildi, dinleniyor. Endişelenme sen.
Tamam, ben hemen geliyorum. Yok yok, gerek yok. Dinleniyor diyorum. Haberin olsun diye söyledim ben. Sağ ol, sağ ol. İyi oldu aradın da. Ben bir eve geleyim. Annemle bir konuşmam gerekiyor. Tamam, evde görüşürüz. Ne olmuş Kenan? Sormayın işte. Rana Hanım yangındaki hasarın epey büyük olduğunu anneme söylemiş bilmeden. Biz de annemden gizliyorduk ya bu durumu. Ve kadın da şok olmuş haliyle. Şimdiymiş durumu da ben bir gidip baksam iyi olacak. Tamam, bir durum olursa beni haberdar edersin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Rana? Ne istiyorsun? Neyin peşindesin? Depoda çıkan yangını duyunca nasıl da peti benzi attı Macide Hanım'ın. Yani salonun ortasında yığılıp kalacaktı kadıncağız. Buna bu kadar tepki veriyorsa, yangın emrini damadının verdiğini öğrense kim bilir neler olurdu. Ha, üstüne bir de bu yangının o küçük besleme kız Elif yüzünden çıkartıldığını duysa kalpten giderdi herhalde kadıncağız. Geldim. Ay Cem, nerede kaldın ya? Canım, çok trafik vardı ya. Yol çalışması mı ne varmış? Geçeceğiz, sana anlatacaklarım var. Hadi. Ne anlatacaksın ya? Öldüm meraktan. Telefonda da bir şey bahsetmedin. Ay. Sana bomba haberlerim var vallahi. Hazır mısın? Depoda çıkan yangın emrini Tarık vermiş. Ne? Ne? Tarık mı vermiş? Evet. Ama asıl haber bu değil. Bir dakika, bir dakika. Başka bir şey de mi var? Ayıpsın. Yangını kim yüzünden çıkarmış biliyor musun? Kerem'e gıcık olduğu için mi yoksa? Ya o da var tabii ama esas sebep Kerem değilmiş. Kimmiş peki? Elif. Depoyu Elif yüzünden yaktırmış manyak. Elif kim ya? Yani sana bahsettiğim yeni reklam yüzü olacak olan küçük kız var ya. Hani Tarıkların konağında yaşayan besleme kız. O işte. Nasıl ya? Bir saniye, ben hiçbir şey anlamadım. Tarık neden böyle bir şey yapıyor olsun ki? Bilsem. Yani orasını daha çözemedim ama çözeceğim. Emin misin Rana? Yani bence bu çok saçma çünkü. Evet. Kulağa saçma geliyor ama maalesef gerçek bu Cem. Hey Berane. Senin dünyadan haberin yok. Başındaki tek bela Kerem olsa keşke. O Elif denen bacaksız yüzünden oldu ne olduysa. Olmak zorundaydı. Zaten toplantıyı bastığı gün de böyle bir tuhaf bakıyordu kıza. Yani onun orada olmasından hoşnut değil gibiydi. Ama depoyu ateşe verip milyonlarca lira zarara göz yumacak kadar nefret ettiğini de bilmiyordum açıkçası. Yani Rana, şu an çok şaşkınım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim zekam bu hikayeyi çözmeye yetmez. Onu sana söyleyeyim. Yani koskoca adam küçücük bir kız çocuğuyla ne alıp veremediği olabilir ki? Bilsem. Ben de bir şeyler öğrenirim diye konağa gittim geçen gün. Hani kızı sıkıştırayım da ağzından laf alayım dedim. Sonuç? Bir şey öğrenebildi mi peki? Nerede? Zaten kız çok ürkek bir kız. Yani beni görünce de böyle dut yemiş bülbüle döndü. Belli ki iyi tembihlenmiş. Yani işe yarar bir şey çıkmadı ağzından. Ama yani bak, bir şeyler dönüyor o kesin. Bu
evin hizmetçisi bir kadın var Vildan diye. Yani kızdan bir dakika olsun gözünü ayırmıyor. O da bir şeyler biliyor Tarık gibi, kesin. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk Vildan. Annem nerede? Odasında istirahat ediyor. Gel. Anneciğim. Geçmiş olsun. Daha iyi misin? İyiyim, sağ ol. İlaçlarını aldın mı? Tansiyonunu ölçmemi ister misin? Lüzum yok, ölçtük zaten. Anneciğim. Bak. Ne olursun böyle yapma. Üzüyorsun beni. Biz sen daha fazla üzülme diye anlatmadık sana. Bak. Öğrendin de ne oldu? Dert ettin kendini, yataklara düştün. Oğlum yanılıyorsun. Ben bu hale yangının boyutlarının ne kadar büyük olduğunu öğrenince düşmedim. Allah var. Üzülmedim değil. Elbette üzüldüm yaşananlara. Her şey takdiri ilahi. Ne geliyorsa ondan geliyor. Ama benim bu hale düşmemin asıl sebebi biricik oğlumun benden bir şeyleri gizlemiş olması. Bugüne kadar hiçbir şeyi gizlemedim benden. Aramızda gizli saklı hiçbir şey olmazdı. Demek ki kaderde bu günleri görmek de varmış. Yani şimdi sen Tarık'ın sadece afişleri yok etmek için depoyu ateşe verdiğini mi söylüyorsun? Öyle mi? Evet, öyle. Afişte de Elif'in fotoğrafları vardı diyorsun. Aynen. İyi de yangın kontrolden çıkıp bütün depoya zarar vermedi mi? Evet, çok zarar verdi. Yalnızca yeni koleksiyon değil, bütün ürünler, kullanılacak malzemeler vesaire her şey kül oldu diyorsun, öyle mi? Evet Cem, çok fazla zarar var. Allah Allah. Çok garip. Yani Tarık Efendi böyle büyük bir zararı göze alıyorsa, korktuğu ya da ne bileyim, beklediği çok sağlam bir şey olmalı karşılığında, öyle değil mi? Muhtemelen. Yalnız bir şey daha var. Macide Hanım'dan yangının boyutunu gizlemişler. Yani kadın ufak bir kaza atlattıklarını zannediyormuş. Ben de gidip de her şeye baştan başlamak gerekecek falan deyince kadın şok oldu. Tansiyonu falan çıktı kadının. İyi, o yaşlı kadın senin yüzünden kalpten gitmedi. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? O rezil damadı Tarık yüzünden değil de benim yüzümden tahtalı köyü boylasaydı herhalde sinirimden çıldırırdım. Anneciğim bak, ne desen haklısın. Tamam, yapmamalıydım. Gizlememeliydim senden. Ama gerçekten seni düşündüğüm için. Bak, doktorum bizzat tembihledi beni. Stresten uzak kalması gerek dedi. Bir yerde bir musibet oldu mu, ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, eninde sonunda ortaya çıkar. Bunu sakın unutma. Haklısın. Haklısın anneciğim de. Bir de ne?
utancımdan söyleyemedim galiba. Ben çocukluğum boyunca rahmetli babamın işleri buralara getirmek için canla başla çalıştığına dair hikayeler dinledim hep senden. Onun şirketin bugünkü başarısına ulaşması için ne kadar emek harcadığını, senin ise ona her daim destek olarak bu yaşadığımız hayatı koruyup kollamak için var gücünle çalıştığını biliyorum. Tüm bunları bilirken böyle Amerika'dan gelip eline attığı ilk işte her şeyi darmadağın eden bir evlat olmaktan korktum anne. Babamın da senin de bütün bu emeklerinizi bize sağladığınız bu güzel hayatı böyle bir alevle darmadağın eden bir evlat olmaktan korktum. Seni hayal kırıklığına uğratmaktan korktum anne. Biraz da o yüzden gizledim galiba senden bu olan biteni. Ah be güzel ya. Ah benim Vital. Benim güzel oğlum. Olur mu hiç öyle şey? Bir anne evladı için hiç öyle kötü şeyler düşünebilir mi? Mümkünü var mı? Mukadderat neyse o olur. Hiç kendini suçlama boş yere. Tamam mı? Bir daha sakın ola benden bir şey gizleme. Olur mu? Aile içinde gizli saklı olmaz. Ne olursa olsun paylaş benimle. Pizzalarımız geldi. Nihayet. Açlıktan gebereceğim yoksa. Senin şu flaş haberlerin yüzünden midem kazındı. Duydukların seni de şaşırttı değil mi? Şaşırmak mı? Resmen gündemime oturdu Rana. Kim? Tarık. Demek konakta yarattığım küçük kriz Tarık Bey'in kulağına gitmiş bile. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Nasıl olsa ne diyeceğini biliyorum. Duyunca çok öfkelenmiştir değil mi? Öfkelensin. Bunlar daha hiçbir şey. Daha yolun başındayım. Ne yapacaksın? Tarık'ın yaptığı her şeyi bir bir ortaya çıkartacağım. Her şey gün yüzüne çıkacak. Her şey. Kahretsin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Nasıl bir oyunun peşindesin sen? Artık çok olmaya başladın ha? Ateşli oynuyorsun, farkında değilsin. Bundan böyle her kafanı yesene yapmana izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ya meğerse hayatım ne kadar monotonmuş. Yani bu olay beni o kadar heyecanlandırdı ki. Arı kovanına çomak soktum resmen. Rana, yalnız dikkatli ol bence. Durum gitgide karışmaya başlayacak. Dikkat et, arıların saldırısına uğrayabilirsin. Benden söylemesi. Sen merak etme Cem. Bir şeyler dönüyor ve ben bunu ortaya çıkartacağım. Kilit noktası da o küçük kız. Her şey onun hikayesinde gizli.
Ne o kız, koklatmışsın. Azıcık daha vurma koy. Tamam. Ne o yüzünden düşen bir parça? İki yardım ettin diye mi bunlar? Hayır, ondan değil. Macide teyze hasta ya. Üzüldüm. Ha. Şu mesele. Rana mıdır nedir? Kadın geldi. Ortalığı karıştırdı gitti. Neyse ki Kerem Bey geldi hemen. Işık hızı gibi. Uçtu resmen. Bütün çocuklar annelerini çok sever. Kerem abi de annesini çok seviyor. Ondan. Çok düşkündür annesine. Aynı benim gibi. Şunlar bittikten sonra odasına yemek götüreyim. Ya da dur ya, niye odasına götürüyorum ki? Belki salona gelir. Ben gidip sorayım. Leyden teyze, bana sorsam? Sor. Bildan teyze ona göre sofrayı hazırlayacakmış da. Tamam. Hayatta insanın başına her şey gelir evladım. Bu yangın senin suçun değil. Öyle olsa dahi hatasız kul olmazmış. Yanlış adımlar atabiliriz. Hatalar yapabiliriz. Ama mühim olan bu hatalardan ders çıkarmak. Ben sana hep güvendim. Ve her zaman da güveneceğim. Bunu sakın unutma. Allah yolunu açık etsin. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Amin anneciğim. Onun bize verdiklerinde de aldıklarında da bir hayır vardır. Yeter ki gönül gözümüzü kapatıp hikmetini idrak etmekten mahrum etmesin bizi. Dünya malıyla gönlümüzü karartmasın. Bu mübarek günde biz evvela bunun için dua edelim. Sonra gerisi gelir. Amin anneciğim. Ben de Allah'ın izniyle bu durumdan çıkmak için her şeyi yapacağım. Daha çok çalışacağım. Sana verdiği imtihanı kabul et. Sakın yılma. Sakın pes etme. Ve aileni ayakta tutmak için ayağa kalk ve çalış. Allah yardımcın olsun. Gel. Nasıl oldunuz Macide teyzeciğim? Çok şükür iyiyim yavrum. Sen beni mi merak ettin? İyiyim, merak etmeyin artık. Çok sevindim. Siz iyi olun diye hep dua ettim, biliyor musunuz? Demek öyle. Bugün kandil ya. Bak sen şuna. Senin o kadar temiz bir kalbin var ki Elif'ciğim. Kalbinden geçen tüm dualar kabul olur. Çok geçmiş olsun Macide teyzeciğim. Ah benim güzel kızım. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Yemesi ayrı, sofra kurması ayrı. Ben bunların hangi birine yetişeceğim ya? Artık stressiz bir günüm geçmiyor. Eskiden arada sırada odama kaçıp birazcık dinlenirdim. Şimdi tuvalete gitmeye vaktim yok. Ay benim daha odaları gezip kirleri toplamam lazım. Uf, hangi birine yetişeceğim ben ya? Dayanamıyorum artık, yeter. Ben de insanım ya. Yok, ben en iyisi mi bu hafta serçeyi çağırayım.
Yoksa leşim çıkacak. Anneciğim, istediğim bir şey var mı? Hemen yapalım. Ben şey diyecektim. Vildan teyze iftar sofrasını hazırlayacaktı da siz odanızda mı yersiniz yoksa sonra gelecek misiniz diye soracaktım. Buraya istemem. Salonda hep birlikte yeriz. Anneciğim sen yorma kendini, hazırlatalım sana buraya. Yok yavrum, iyiyim ben. Hem burada tek başıma sıkılırım. Peki nasıl istersen. O zaman ben Vildan teyzeye söyleyeyim. Tamam Elif'ciğim, teşekkür ederiz, sağ ol. Çorbanın altını yakmayı unuttum ben. Hallettim ben, hallettim. Tamam. İftara ne kadar kaldı? Ezan ne zaman okunacak? Daha vakit var oğlum, sabret. Kaç dakika var? Birileri acıkmış galiba. Yarım saat var Emirhan'cığım. Tamam. Melek teyze. Efendim canım? Bir şey soracağım. Sor bakalım. Neden oruç tutuluyor, niye? Oruç tutuyoruz çünkü Allah'ın bize verdiği nimetlerin, yemeğin, ekmeğin, suyun kıymetini anlayalım diye. Anladım. Evet, sen akıllı bir çocuksun çünkü. Bir de... Bir de ne Melek teyze? Bir de fakirlerin, yani yemek bulamayanların hallerinden anlayalım diye. Onlara yardımcı olalım. Onlara göz kulak olalım diye Emirhan. Evet, aç olanlara yardım etmemiz lazım değil mi? Evet öyle. Benim oğlum neler merak edermiş öyle. Ve Melek teyzesi de ne güzel cevaplar verirmiş. Canım oğlum benim. Esirgeme benden ya Rabbim. Kızım her neredeyse onu koru, kolla Allah'ım. Sonra da sağ salim kavuştur bizi. Olur Allah'ım. Bu mübarek gecede kapılarını kapatma bana. Kızımı koru, kolla. Onu yoluma çıkar. Allah'ım, annemi bulmama yardım et. Ne olur. Eski güzel günlerimizdeki gibi. Yine bir arada olalım. Biz onu kavuştur. Ne olur. Çok özledim onu. Çok. Beni de gör Allah'ım. Sana dua eden diğer çocukların arasında gör beni. Bul beni, duy sesimi. Annemle kavuştur beni. Orucunu açmayacak mısın anne? Melek teyzen de gelsin öyle oğlum. Melek teyze, annem seni bekliyor hadi. Oğlum. Şöyle de sen beni beklemeseydin keşke. Aşk olsun Melek, olur mu öyle şey? Bismillah.
Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin anneciğim. Amin yavrum, inşallah. Şöyle de hadi sen başla soğutmadan. Olmaz öyle şey. Otur birlikte başlayalım. Emirhan. Tarhana çorbası yaptım. Bakalım sevecek misin? Çok güzel kokuyor. Şimdiden sevdim bile. Elif'im çok severdi tarhana çorbasını, biliyor musun? Gerçi tarhana diyemezdi. Tarhana derdi. Böyle senin gibi minicik elleriyle ekmek doğrardı içine. Sonra da iştahla yerdi. Eskiden bütün sevdiklerim yanındaydı. Hep beraber oturduk sofraya. Selim amcam, Yusuf amcam, Zeynep ablam, babaannem, İnce, annem ve ben. Herkes yanındaydı o zaman. Ama şimdi... Senin rızan için oruç tuttuk. Orucumuzu kabul et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Amin annem. Aman çabuk yiyin bak, sonra bir bakmışsınız önünüzdeki yemek bir anda. Aşk olsun Selim. Hay Allah. Biraz dinlensem kafiydi. Keşke almasaydım şu ilacı. Orucumu bozdum boşuna. Kaza orucunu tutarsın anneciğim. Ya aynen öyle anne. Şimdi daha iyisin değil mi? Daha iyiyim oğlum. Sağ ol. Tekrardan çok geçmiş olsun Macide teyzeciğim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Vildan? Hani? Elif nerede? Mutfakta. Yemek yiyor. Ama olmaz ki kızım. Yavrucak orada öyle tek başına. Çağır gelsin. Sen de bir tabak al kendine. İftarda hep birlikte yiyelim. Peki. Siz nasıl isterseniz. Tarhan'ın işleri varmış. İftara yetişemeyecekmiş. Herkesten özür diledi.
Vay. Demek 11 kez aradın beni Tarık. Artık nasıl sinirin bozulduysa elinden telefon düşmemiş. Benim de sakladığım onca şey olsaydı aramadan duramazdım herhalde. Vay. Etti 12. Üzgünüm, açmayacağım Tarık. Değil 12, 1200 kez de arasan açmayacağım. Elif yavrum, biliyorsun bugün kandil. Kandil günleri iftar sofrasında bütün aile bir arada olur. O yüzden ben de senin bizimle birlikte yemeni istiyorum. Olur mu? Bizimle yemek ister misin? Hı, olur, isterim. O zaman gel bakalım fıstığım böyle. Bak Süreyya ablam da yer verdi sana. Gel. Bildan, hadi kızım. Sen de otursana. Evet. İşte şimdi iftar soframız tam oldu. Hadi bakalım. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Cem geldi. Ay Cem, patlama, geldim. Evde olduğunu biliyorum Rana, aç şu kapıyı. Vay, çok sevdiği kayınvalidesi için hesap sormaya geldi. Damat Tarık. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ha? Ya esas sen ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle durduk yere kapıma dayanmalar falan. Telefonuma cevap verseydin. Kapına gelmek zorunda kalmazdım. Tarık, ne söyleyeceksen söyle. Bak birazdan Cem gelecek. Seni burada görsün istemiyorum, anladın mı? Ben de çok meraklı değilim o rezil adamı görmeye zaten. Bak, Cem hakkında doğru düzgün konuş lütfen. Ya bırak Cem'i falan da. Senin amacın ne? Ne yapmak istiyorsun sen? Ha? Niye bizim eve gelip duruyorsun? Belli bir amacım yok. Arkadaşım Hümeyra'yı ziyarete geldim ben. Hümeyra senin arkadaşın değil Rana. Öyle mi? Bir de karına sor istersen, arkadaşı mıyım değil miyim? Ben konakta neler yaptığını duydum. Ortalığı karıştırmak istiyorsun sen. Ama... Şimdi oldu işte. Sen buraya hesap sormaya geldin öyle mi? Ne oldu? Kayınvaliden için üzüldün mü? O yüzden mi dayandın kapıma? Fırsatını bulduğun her an... Aldattığın karının annesi için mi üzülüyorsun? Vallahi damat dediğinde böyle olur. Bravo. Beni gerçekten bir kez daha şaşırttın. Rana. Beni iyi dinle. Bir daha eve gelmeyeceksin. Anladın mı? Size gelmemden neden bu kadar rahatsız oluyorsun Tarık? Çünkü her gelişinde bela getiriyorsun. Hayatıma girdiğin ilk günden beri hiçbir şey yolunda gitmedi. Hmm. Beraberken böyle söylemiyordun ama bana. Her insan hata yapar. Ben hiç değilse hatamın farkına vardım. Demek ben bir hataydım. Yanlış mı anladım? Öyleymişsin. Yeni anlıyorum. Tesadüfe bak. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Sen de benim hayatımda kocaman bir hataymışsın Tarık. Güzel. O zaman
eve gelmemen konusunda anlaştık. Üzgünüm ama bu seni ilgilendirmez. Söz veremem yani. Ne demek söz veremem? Senin derdin ne? Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Amacın ne senin ha? Ne istiyorsun benden? Hadi Tarık. Gel artık. Nerede kaldın? Hümeyra arıyor değil mi? Ne oldu? Açsana. Neden kaldın öyle? Rana'dayım de hadi. Ara sıra senden habersiz ona gidiyorum de. Hadi söylesene. Hep böyle saldırgan davrandığın için oldu bütün bunlar biliyorsun değil mi? Bu yüzden bitti bizim ilişkimiz. Hayır Tarık, bu yüzden bitmedi. Peşinden koşmaktan yorulduğum ve yalanlarından sıkıldığım için bitti. Sonra yolumuz Cem'le kesişti. Ve şu anda ne kadar doğru bir karar verdiğimi de yeniden fark ediyorum. Cem mi senin için doğru adam? Güldürme beni Rana. Sen bu adamı gerçekten sevmiyorsun. Sen sırf bana inat olsun diye bu adamla beraber oldun. Saçmalıyorsun Tarık. Ver şunu bana. Burada saçmalayan biri varsa o da sensin. Sırf benden intikam almak için o Cem denen kıl kuyrukla beraber oldun. Cem hakkında düzgün konuş. Sen o rezil adamla beni kıskandırmak için berabersin. Ben her şeyin farkındayım. Ben dünkü çocuk değilim, bu numaraları yemem. Sen beni seviyorsun. Sen hayal dünyasında yaşıyorsun biliyor musun Tarık? Cem benim tek aşkım. Ben seni unuttum bile. Cem'i seviyorum, anladın mı? Sen benim için artık bir içsin. Ver şunu bana. Rana. Rana aç gözlerini. Rana. Uyansana. Rana uyan. Rana neredesin?